Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Birinci mektup. Bismihi subhanehu. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual. Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap, hayattadır fakat meratib-i hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhud ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki makam-ı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabakayı hayat Hazreti İdris ve İsa aleyhisselamın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüd ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta beden-i misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammedi aleyhisselatü vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür, öyle de Hazreti İsa aleyhisselam İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür, yani inkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek. Dördüncü tabakaya hayat şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'an'la şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet, şüheda hayat-ı dünyevilerini tarik-ı hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çenden ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler, birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki envaat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayetle şühedanın bu tarz hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir.
Hatta Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakayı hayat tembir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüya-i sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altına kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikate bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir. 5. tabakayı hayat, ehli kuburun hayat ruhanileridir. Evet, mert tebdili mekandır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Hadsiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sair ehli kuburun yakaz eten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten bekay ruha dair 29. söz bu tabakayı hayatı delail-i kat'iyye ile ispat etmiştir. Başa geçelim isterseniz. Evet. 1. mektup Bismihi Subhanehu ve min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. 4 sualin muhtasar cevabıdır. 1. sual. Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap. Hayattadır fakat meratib-i hayat 5'tir. O 2. mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Şimdi hayatın mertebelerini anlama noktasından mesela önünüzde bir radyo var. Radyonun bir kısa dalgası var, bir orta dalgası var. Ses geliyor değil mi? Evet abi. Şimdi radyonun bir kısa dalgası var, bir orta dalgası, bir de uzun dalgası var. Şimdi kısa dalgadayken çevirmeden, dalgayı değiştirmeden ortaya ve uzuna geçebilir misin? Geçemezsin. Yani teşbih manasında ifade edersek bizim hayatımız, yani insanların dünyadaki madde hayatı kısa şey, kısa dalga. Değil mi? Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın ve diğer şeylerin, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın değil mi? Başka bir de İdris Aleyhisselam'ın hayat dalgası uzun dalga. Şimdi dalgalar farklı olduğu için kısa dalgadaki bir insan uzun dalgayı bilemez. Orta ve uzun dalgadan haberi yoktur. Demek Cenab-ı Hakk'ın sünnet-i ve kanunu içerisinde fıtrat-ı insaniye medar bizim hayatımızın tabakatı kısa dalga. İşte 70 sene, 80 sene, 100 senelik bir ömür bu asrın icabı içerisinde. Çok hikmete mebni Cenab-ı Hak Hızır Aleyhisselam'ı, efendim İlyas Aleyhisselam'ı, Hazreti İsa'yı ve İdris Aleyhisselam'ı birçok hikmete mebni belki kıyamete kadar onların hayatlarına yapacak, devam edecek. Şimdi biz dünya hayatındayız. Bizim hayatımız çok kayıtlarla mukayyettir. Hayatın devamı ve bekası için sünnetullah kanunlarına göre yiyeceksin, içeceksin, uyuyacaksın, dinleneceksin. İnsan yorulur, insan hastalanır, insan bitap düşer, perişan olur ve insanın eceli fıtrısı, ömrü tabisi vardır ve vakit gelir, an biter.
hayat ölümle mühürlenir. Bu bizim hayatımız. Çok kayıtlarla kayıtlı. Evet. Bu İkinci şey, tabakaya kanunları içerisinde, sünnetullah kanunları içerisinde insanın madde hayatına medar şartları Cenab-ı Hak şey etmiş, tayin etmiş. O şartlar içerisinde hayatın hıfz ve muhafazası noktasından her Müslümanın ne yapması lazım? Gayret göstermesi gerekiyor. Bu birinci tabaka hayat, onu geçelim. Evet. İkinci tabakaya hayat, Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Evet. Yani bir vakitte çok pek çok bir yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değiller. Açtı onu göster bana, ben onu bilmiyordum. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Şener abi sesinizi açın. Evet. Şimdi tabii ikinci tabaka hayat, Hazreti Hızır'la İlyas Aleyhisselam'ın hayatı. Şimdi hayat nuraniyete medar olunca, değil mi? Yani bir hayat bir derece cismaniyetten çıkıp nuraniyet ve letafete makes haline olunca bir manada mekandan kurtuluyor. Bak, mekana karşı bağımsız gibi oluyor. İşte bu fizik kanunu olarak da baktığımız zaman, değil mi? Eşya kesafetten letafete doğru geçince sanki mekan ne olmuş oluyor? Kalkmış oluyor. İşte nuraniyet sırrı. Değil mi? İşte güneşin bir anda pek çok aynalarda temessül etmesi gibi. Biz bunun mahiyetini bilmesek bile Hızır Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam'ın, şimdi Ustad burada özelliklerinden bahsediyor. Bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler. Bu bir. Bir de bizim gibi beşeriyet levazımatıyla da kayıtlı değillerdir. İstedikleri vakit yerler veya yemezler. Bizim gibi mecbur değillerdir. Ama onların hayatının varlığı, bakın, tevatür derecesinde, değil mi? Ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın onlarla münasebetleri, binlerce vaka İslam tarihinde bu ne olmuş, ifade edilmiş, izah edilmiş. Bunların hepsi bir tevatürdür. Evliyalar Cenab-ı Hakk'ın en has kulları, müstakim ve onlar bilerek yalana ne yapmazlar? Tenezzül etmezler. Demek Hızır Aleyhisselam'ın ikinci tabakaya hayatta hayatını yapıyor, devam ediyor. Ama onların hayata medar vasıf ve sıfatları bizim vasıf sıfatlarımızla aynen mutabık değil. Yemeğe evvelen ve bizzat muhtaç değiller. Bir anda birçok yerde bulunabilirler. İşte bunu evliyaların hayatlarından, ehli keşfin, ehli şuhudun tevatür derecesinde vukuatlarından ne yapıyoruz biliyoruz. Tevatür da nedir? Hakikat noktasında bir nedir? Delil ve hüccettir. Yani bir olay değil, üç beş olay da değil. Pek çok, değil mi, İslam tarihinde Hızır Aleyhisselam gibi pek çok vakalar bunu ne yapıyor? Teyit ediyor. Tevatür derecesinde ehli şuhud ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Akşemseddin, bak, Fatih'in hocası, ben diyor surların başında oturmuştum. Surların başında karındaşım, efendim, Hızır da yanımdaydı. Hızır da Belletün Tayyibetün ayetini tezekkür ettik. Güzel bir beldedir. Hızır Aleyhisselam, efendim, Belletün Tayyibetün ilmi cifirle 1453'e tevafuk ediyor. Enteresan bir sır. Bak, mestur ve gizli bir sır. Karındaşım söyledi ki işte 29 Mayıs'ta, eğer yanılmıyorsam 29 Mayıs'ta fetih tahakkuk edecek. Onu konuştuk. Cenab-ı Hak da o fethi, bak, ikram ve ihsan etti. Şimdi Hazreti Fatih'in hocasından nakledilen bir olay. Böyle İslam tarihinde yüzlerce binlerce olay var. Bunlar tevatür derecesinde olduğu için akıl, hikmet ve mantık sahibi olan hiçbir insan Hızır Aleyhisselam'ı inkar edemez. Hayattadır ve tasarrufat alemi içerisinde Hızır bak.
Hızır Aleyhisselam hakikat noktasında istimdat şeyhidir. İstimdat şeyhidir. Yani daralan, sıkışan, feryat figan içen, feryat figan eden, medet ya Rabbi diyen insanların ızdırar halinde onlara yetişen bir hüsiyeti var. Demek Hızır Aleyhisselam istimdat şeyhi. Daralan, sıkıntıya düşen insanlara Cenab-ı Hak Hızır Aleyhisselam'ı ne yapıyor? İstimdat ettiriyor. Şimdi Mesnevi'de bir ilem var, değil mi? Usta diyor ya, insanda bir latife var. Bir latife var. Böyle fasık dahi olsa, yani mümin olsun, fasık olsun, kim olursa olsun, böyle fasık dahi olsa, ızdırar lisanı ile söylerse, o latifenin diliyle Cenab-ı Allah'a teveccüh ise, Cenab-ı Hak onun duasını kabul ediyor. Usta tabii bunun hakkında detaylı bir açıklama yapmamış. Yani benim anladığım, zannediyorum şöyle bir nokta var. Şimdi harici alemde Hızır Aleyhisselam var mı? Var. Hızır Aleyhisselam istimdat şeyhi mi? Evet. Daralan Müslümanlara yetişiyor mu? Yetişiyor. Değil mi? Kul daralmazsa Hızır yetişmez diye Anadolu'da ne var? Bir tabiri var. Kul daralmazsa Hızır yetişmez. Şimdi insanın latifeleri içerisinde, ben anladığımı ifade etmek istiyorum. İnsanın latifeleri içerisinde bir latife var ki o da latifelerin Hızırıdır. İnsandaki latife ve duyguların Hızırıdır. Ne zaman? Tam ızdırar durumuna geldiği zaman. Yani sebepler diyor ya Üstad, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında birinci lemada sebepler sükut etti. Deniz, gece ve balık Yunus Aleyhisselam'ı yutmakta ittifak ettiler. Sebepler bitti. Sebeplerin bittiği anında bak, lisan ızdırar ile insandaki o latife-i Hızır'ın istimdadıyla velev o insan, o Müslüman fasık dahi olsa Cenab-ı Hak yolları açıyor, ona imdat ediyor, rahmetiyle ona muamele ediyor, onu o sıkıntıdan, o darlıktan kurtarmış oluyor. Evet. Hatta makamat-ı evvelayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Ben o eski Safevel abilerden falan duymuştum. Üstad Hazretleri Doğu Beyazıt'tayken Ahmedi Hani Hazretlerinin kabrine gidiyor, ondan manen ders alıyor ya. O zaman 13 yaşındayken Hızır Aleyhisselam'la görüşmüş o mezarlıkta. Yani Hazreti Üstad 13 yaşında makamı Hızır'a çıkmış. Ya elhamdülillah. Evet. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki edilir. Üçüncü tabakayı hayat, Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüd ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Bak, burası üçüncü tabaka hayat, beşeriyet levazımatından tecerrüd. Şimdi beşeriyetin levazımatı nedir? Yemektir, içmektir, değil mi? Ve yani beşere medar vasıf ve sıfatlar. Bak bunlardan beşeriyet levazımatından tecerrütle melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbetmişler. Kim? Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Hızır Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. Yani adeta diyor bedenin misali letafetinde. İnsanın bir misali bedeni var ya, yani insan ruhu şey ettiği zaman, değil mi? Çekildiği zaman misali bir bedeni var ya, bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde, yani yıldız gibi nuraniyet kesbedecek bir nuraniyette, öyle bir keyfette cismi dünyevileriyle semavatta bulunuyorlar. Bu tabii neyi gösteriyor? Demek ki Sünnetullah kanunları kainatta nizam ve intizamın tesisi içindir. Vahdiyet sırrına bakar.
pek çok esmanın tezahür ve tecellisine mâkes olmuş olduğu için aidiyet kanunuyla bir insanın yaşaması birçok şarta tabidir. Nefes alacak, uyuyacak, dinlenecek, yemek yiyecek değil mi? Yorgunluğunu atacak ve hakeza. Bu vahidiyet kanunu. Bir de ehadiyet kanunuyla Cenab-ı Hak doğrudan doğruya sebeplerin fevkinde Cenab-ı Hakk'ın hallakiyeti, tasarrufu, imdat ve müzahalet vardır. İşte üçüncü tabakaya hayat, bak adetullah, sünnetullah kanununun ötesinde doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ehadiyet sırrı ile kainattaki sebepler bir perdedir. Müessir ve mukadir Cenab-ı Hak'tır. Demek Cenab-ı Hak isterse kullarını yemeden, içmeden, değil mi? Maddi vasıfların ötesinde nuraniyet itibarıyla daha yüksek bir keyfiyete ve mahiyete çıkartabilir mi? Çıkartabilir. İşte bunun en güzel misali nedir? İdris Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın şeyde, semavatta bulunmalarıdır. Evet. Cismi dünyevileriyle diyor abi. Evet. Yani yine dünyevi cismi itibarıyla, yani siması, şekli, vasıfı, özelliği itibarıyla orada nesk yok yani. Yani sen nesin, sen nereye gidersen, hangi ülkeye gidersen senin tipin, şeklin, şeyin belli değil mi? Onlar da öyle yani. Yani bir insanı diğer insandan ayıran vasıf ve sıfatlar var mı? Var. O sıfatlarla beraber şeyi var. Bak, nuraniyeti ve letefete mazhar olmuşlar. Yani fıtrattaki surete medar vasıf ve sıfatlarda bir tahir ve tebdil yok. Ama nuraniyet, değil mi? Yani nuraniyet manası. Bakın burada bir sır var. Bir zaman Adem Tatlıbey ile, Allah selameti versin, o Antalya'nın böyle mağaraları var, çukur mağaraları. Orada içeriye giriyorlar. Şey, güneş ışığı almayan yerler. Mağara bayağı Antalya'nın toprağı sünger gibi. Sünger gibi. Şimdi o mağaraların içerisine girmişler. Solucan yakalamışlar. Solucanı böyle tutuyorsun, şeffaf cam gibi. Cam gibi. Şimdi bu bir kanun. Güneş ışığını görmeyen mahlukatın rengi sararır. Zaman içerisinde letafet ve nuraniyeti kesbeder. Mesela bunu herkes az çok bilir. Mesela köydesin, dağdasın. Dağda, ormanda gidiyorsun. Önünde bir taş var. Taşa bir tekme vuruyorsun. Taş yuvarlanıyor. Bakıyorsun altında ot taşın altına girmiş. Taşın altındaki otun rengi sarı. Taşın dışına çıktığı zaman sen şeysin, ziraatçısın, yeşil. Bak, şimdi Türkiye'de mesela bakın en az güneş ışığını en az alan belde nedir? Rize'dir. Rize çok yağışa medar olmuş olur. Rizeli insanların yüzü siması beyazdır ve sarıdır. Bak, bu bir şey. Şimdi Adem Bey dedi ki işte biz baktık böyle solucana cam gibi. Cam gibi. Ben de ona latife ettim. Bak, o solucanlar riyaziyat yaptığı için, uzlet ve inziva için yaşadıklarından dolayı bak onlar diğer solucanların evliyası. Bak, şeffaf. Şeffafiyet kesbetmiş. Şimdi kainatta, yani şimdi akıl ve mantık noktasından bakınca kanunu şeffafiyet var mı? Var. Peki kanunu letafet var mı? Var. Bak şimdi senin gözünde gözlük var. Değil mi? Şimdi bu gözlüğün esası ne, ham maddesi ne? Çakıl taşı. Kaba konuşursak. Bak, çakıl taşı. Demek çakıl taşı bir terbiyeden geçiyor. Letafet ve nuraniyet kazanıyor. Değil mi? Sanki bak şuhut derecesine çıkıyor bak. İşte gözlük çakıl taşının neyi oluyor? Evliyası bak. Şuhut derecesinde bak. Şeffafiyet ve letafet kazanıyor mu? Kazanıyor. Ya bir çakıl taşı değil mi? Sünnetullah kanunu içerisinde bir terbiye tezgahından girip letafet ve nuraniyet kesbederse, değil mi? 2000 seneden beri, değil mi? Semavatta bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam'la İdris Aleyhisselam'ın, değil mi? Yani kanunu letafet ve nuraniyet noktasından keyfetleri bak nasıl olur? Değil mi?
tahayyüllerimizin fevkinde bir nuraniyete, bir letafete ne yapmışlar? Mahkez haline olmuşlar. İşte bu sünnetullah kanun noktasından bakınca bunun örnek ve misallerini ne yapabiliriz? Müşahede eder miyiz? Ediyoruz bir derece. Evet. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammedi aleyhisselatü vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada bir nasıl... Bakın burada Hazreti İsa aleyhisselamın geleceğine medar iki tane şart var sünnetullah kanununa göre. Yani cümleyi dikkatli okursak evet. Efendim felsefe-i tabiyenin felsefe-i tabiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı evet İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip bak şimdi İsevilik dini tasaffi edecek. Şu anda yetmiş mi? Yok bak yine tesis 1-3-3-1. Bak işte bu zamana mütevakkıf. Demek bir gün gelecek. Ha, işte bu Peygamberimiz buyurmuş. Resulullah'ın hangi sözü yere düştü? Hak namına, hakkı Kur'an'ı hesabına konuşmuş. Sahih bir hadis. İsa gelecek, değil mi? Şeriatım rağmen edecek diyor. Hadis. Üstad'a bunu almış. Ama şimdi bir kısım hadisatın tahakkuku sünnetullah kanununa göre şarta tabidir. Bu noktaya nazardan en büyük müfessir nedir? Zamandır. Zaman bunu şerh edecek. Şimdi şu anda İsevilik dini tasavvuf etmiş mi? Etmemiş. Peki hurafattan tecerrüt etmiş mi? Etmemiş bak. 1-3-3-1. Kur'an açık diyor da. Kim İsa Allah'ın oğlu derse kafir oldu. Kafir olur. Kafir oldu diyor ayet. Bakın demek Hazreti İsa'nın dininin tasavvuf edip hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada. Yani tesisten kurtulup tevhide yöneldikleri bir zamanda, evet oku. Nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi, vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür. Heh, bak şimdi burada da İsevilik şahs-ı manevisi vahiy semavi kılıncıyla diyor. Demek yani bu böyle maddeyle, silahla, parayla, siyasette değil yani. Vahiy semavi kılıcı. Peygamberler kendinden konuşur mu? Konuşmaz. Peygamberler ne konuşuyoruz? Haktır, hakkatır. Bak vahiy semavinin kılıcıyla evet o müthiş dinsizliğin evet şahs-ı manevisini öldürür. Öyle de Hazreti İsa aleyhisselam İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden deccalı öldürür. Yani inkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek. Ha, buradaki bak yani kelimesi de ne yapıyor? Açık. İnkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek. Değil mi? Şimdi bu mana bugün dünyada tahakkuk etmiş mi? Etmemiş. Demek neye muhtaç? Zamana muhtaç. Şimdi burada şöyle var, şöyle bakmak lazım. Yani insanların tahayyül ve tasavvurları çoğu zaman mevcut ahval içerisinde bakıyor, değerlendiriyorlar. Değil mi? Peygamberimiz buyurdu ki bir zaman gelecek, evet, bir kadın tek başına yanına muin ve müzahir almadan, koruyucu almadan ta Yemen'e kadar gidecek. Dönüp gelecek. Ya Resulullah nasıl olur? Nasıl olur? Oldu mu? Oldu. Şimdi tabii insanlar birçok meseleyi tezekkür ve tefekkür ederken bulunduğu şartlar ortama göre bakıyor. Halbuki ortamlar nedir? Mütehavvildir, değişir. Şimdi Zemher ayında biz Erzurum'da yaşadık ya, o kara kışın olduğu zaman 2 metre, çocukluğumuzda 2 metre kar yağıyordu bak. 2 metre karın olduğu zaman da bir cizese ki bir bahçeyi gösterse, bir meyve bahçesi.
2 metre kar var efendim. Dese ki ya 3 ay sonra var ya, ben 3 ay sonra evet şu can suyu çekilmiş, ölmüş, nefesi kesilmiş şu ağaçların, çalıların arkasında elmalar, armutlar, kirazlar, ayvalar görüyorum. O insanlar ne der? Ya etme eyleme ya, sen mübalağa ediyorsun. Abu kışta mı? Abu zemeride mi? Abu borada, abu tipide mi? Bak. Ama zaman ne kadar mükemmel bir müfessir. Bak. Bizim çocukluğumuzda cemre, yani cemre, siz açıyorsunuz da cemre suya düşüyor, suda böcek var, toprağında, bahçede, toprağın içerisinde cemreyi arıyorlar. Halbuki bak, cemre simgesel ve sembolik bir değer. Artık donmaz. Donmaz. Toprağa düştüğü zaman toprağa tohumu, toprak, su, topluma mehiye gelince o zaman Cenab-ı Hak çekirdeği açıyor. Ondan muazzam ve muhteşem bir ağaç çıkarıyor mu? Çıkartıyor. Şimdi tabii böyle cemreler düşüyor ve hadis-i şerif var ki ahir zamanda hızlı tebedülat olacak. Hızlı tebedülat olacak. Dünyanın da fazla ömrü kalmadı. Onun için rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz ki inşallah bu mana arzu ettiğimiz manada tahakkuk etsin ve dinsizliğin şahsı manevisini, inkar uluhiyet fikrini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsı manevisi yerine getirmiş olsun. Bunu rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Evet. Abi Risale-i Nurlar da hangi cemreler cemreden sayılabilir abi? Risale-i Nurlar da Ayasofya'nın açılması mesela. İnşallah bu bak Ayasofya'nın açılması bir nedir? Bir milattır yani. Bak. Cemre. Ya elhamdülillah. Manevi bir devrimdir inşallah bak. Ve hızlanacak bu mana, gittikçe hızlanacak. Onu rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz evet. İnşallah. Şimdi Mehdiyet ve Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hizmetine medar bir sır var. Onu da ifade edelim. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hizmeti defi ve anidir. Mehdiyetin hizmeti tedricidir, zamana mütevakkıftır. Bakın İsa'nın hizmeti tedric kanunu içerisinde gitmiş. Üstad Hazretleri, Barla hayatı, İsparta hayatı, köylüler 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, İsa'nın Nur'un kitabı olarak basılması, tefsir edilmesi, dalga dalga, kademe kademe İsa'nın bütün dünyaya ne oldu? Yayıldı tedric kanunu. Ama İsa Aleyhisselam'ın nuzulunda şey yok, tedric yok. Defi ve ani. Defi ve ani. Bir anda gelecek. Ama ne zaman gelecek? O kaderin tanzimine, Cenab-ı Hakk'ın iradesine havale edip orada fazla konuşmaya ihtiyaç yok. Evet. Dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'an'la şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet, şüheda hayat-ı dünyevilerini tarik-i hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Hayatlarını dini imana hasrettikleri için, feda ettikleri için rahmet-i ilahiye onlara ölümü şey ettirmemiş, ihsas ettirmemiş. Başka bir alemde, değil mi? Dünya ve hayata benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı berzah aleminde Allah onlara keremiyle ihsan etmiş. Evet. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler, birisi rüyada olduğunu bilir,
aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri böyle farklıdır. Hadsiz vakıatla şühedanı sav, hatta seyyid-i şühedâ olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamlaması ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakayı hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Übeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüya-i sadıkada taht-el arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikate bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir. Tamam. Beşinci tabakayı hayat, ehli kuburun hayat ruhanileridir. Evet, mevt tebdili mekandır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. Evet, işte İdam ve adem ve fena değildir. İşte ölüm, bu ölümün hakikati. Bak, tebdili mekandır, ruhun kayıptan kurtulmasıdır, vazifeden, görevden terhistir, idam, yokluk ve fena değildir. Üstad Yerisa-ı Nur ölümün hakikatini ne yapmış? Hakimane şerh ve beyan etmiş. Evet. Hadsiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sair ehli kuburun yakazeten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Şimdi Allah rahmet eylesin, İbrahim Yıldırım var ya Horasan'da, onun abisi Mehmet Emin, Allah rahmet eylesin, bana giderken şey oldu, trafik kazasında vefat etti. Biz de o zaman Van'daydık. Osman Demirci Hoca, Allah razı olsun, cenazede çok güzel konuştu, böyle bütün millet ağladı falan. Tabii Horasan'da olduğu için bizim o ailede babasıyla da irtibatımız falan var. Vefatından yanlış olmasın, 3 gün mü bir hafta sonra o rahmetli vefat eden Mehmet Emin rüyasında, bacısının rüyasında görmüş, demiş ki bacı benim gömleğimin içinde bir mark var, onu alın da zayi olmasın. Hakikaten şimdi yani ölmüş ya, o insanlar o elbiseye ulaşıp şey etmiyor yani, rikkat nokta hemen şey etmiyorlar, yani alıp yıkamıyorlar da. Şimdi hakikaten şey yapmışlar, o gömleğini açmışlar, gömleğinin içinde hakikaten 100 şey var, 100 mark var. Bak, demek ki bak, ehli kubur bizimle ne yapıyor? Alakadarlıkları devam ediyor. Bak, bazı böyle vakıatlarla bak. Ne bakıyorsun? Bir babanın 3 tane 5 tane çocuğu var. Birisi ikisi dine, İslamiyet'e çok güzel hizmet ediyor. Bakıyorsun onun rüyasına göre. Senin ibadetin, senin marifetin benim kabrimi ne yapıyor? Nurlandırıyor gibi. Böyle yüzlerce, binlerce bu vakada efendim ehli kuburun hayat-ı ruhaniyelerini ne yapmış oluyor? Tenvir ediyor, akıl gözüne göstermiş oluyor. Evet. Zaten bekay ruha dair 29. söz bu tabakayı hayatı delail-i katiye ile ispat etmiştir. Evet, burada kalalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bismihi subhanehu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daimen. Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz, onu ihsas eden haletten şiddetle içtinab ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki, ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye size darılıyorum. Şimdi bir daha tek tek okuyalım. Olur abi. Hay hay. Aziz kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Bak şimdi şu cümleye dikkat lazım. Öldürücü zehir. Bak, bunun altını çizmek lazım. Öldürücü zehir. Neymiş? Cümlenin başına dönelim. Benlik. Bizim benlik. Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde. Ha bak bir de bak Risale-i Nur'un mesleği. Yani burada Risale-i Nur'un mesleği neşresleri Kur'an'ı olmuş olduğu için ustadın çizdiği bir meslek ve meşref var. Değil mi? Üstad da demiş. Benimle gelen pişman olmaz. Benimle gelen pişman olursa sırtımın yükü olsun. An şarttaki bu davayı Kur'an'a karşı sadakatını ve sebatını bozmasın. Bak, Kur'an'dan aldığım bir meslek diyor. Değil mi? Kur'an'dan çıkarttığım bir meslek. Değil mi? Neşr-i Esrar-ı Kur'an'ı. Şimdi bu mesleğimizde oku. Bak, oku. Bizim mesleğimizde benlik. Benlik bir. Enaniyet. İki. Şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan. Olmak. Benlik, enaniyet, şan ve şeref. Evet. Perdesi altında makam sahibi olmaktan. Olmaktan. Öldürücü zehir gibi kaçıyoruz. Öldürücü zehir. Ne demek? Yani bunlar maneviyatı öldürür. İşin açıkçası bu. Şimdi bakın. Akıl, mantık ve muhakemenin gereğine. Derler eğri otur, doğru konuş. Şimdi her Müslümanın, her kardeşimizin bu noktada fevkalade müteyakkız olması gerekiyor. Nedir o teyakkız? Ya hiç Allah'a enaniyetle, gururla, kibirle, alkışla gidilir mi? Akıl var, mantık var ya. Şimdi kimi kan... Şener abi sesinizi açın. Şimdi bakın maneviyata medar hakaikin taliminde fevkalade müteyakkız olmak lazım. Bakın teyakkuza medar noktadan ifade edersek yani akıl, mantık ve muhakeme ya Allah'a gururla, enaniyetle, kibirle gidilir mi? Kimi kandırıyorsun? Sen neyin peşindesin? Her insanın, her Müslümanın, her kardeşimizin her şeyden önce bu noktaya bakın. Bu hizmet rehberinin başındaki ilk cümle. Varlık dağıyla Allah'a gidilmez diyor. Gururla, enaniyetle, kibirle, alkış hissiyle Allah'a gidilir mi? Gidilmez ya. Kulluğun esası nedir? İfnadır ya. Kendini eritmektir. Alkış hissi maneviyatın aklını bulandırıyor. Din safiliktir, din fıtriliktir, din hasbiliktir. Tam ifna. Cenab-ı Hak bu vartadan bütün kardeşlerimizi muhafaza etsin. Bak bir de oku. Sizler biliyorsunuz ki bir de oku. Bizim mesleğimizde benlik. Enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz.
Bak öldürücü zehir diyor. Bak kaçıyoruz. Evet. Devam et. Ona onu ihsas eden haletten şiddetle içtinab ediyoruz. Bak ihsası kendisi değil ihsas. Yani o benliği, enaniyet ve gururu ihsas edecek haletten de ne yapmak lazım? Şiddetle kaçınmak lazım. İşte bu kulluk potası. Bu hasbilik çizgisi. Bu hulusiyet, bu fıtrilik, bu safiliğin altyapısı bu. Tecerrüt. Hani Üstad ne diyor? Zühre'yi anlatırken 24. sözde değil mi? Hiçbir makamı yok ki ona güvensin. Değil mi? Hiçbir şan ve şerefi yok ki onunla bilinsin bak. Reşat. Evet Reşat. Evet doğru Reşat. Reşat misal. Yani Reşat misal gitmek. Safilik, fıtrilik, hasbilik içerisinde hizmet-i iman ve davayı Kur'an'ı ifa ve icra etmeye hakikat noktasında mecbur ve mükellefiz. Evet. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye size darılıyorum. İşte Hulusi abi ustadın yanına gittiği zaman böyle tayyatta oturur gibi oturunca ustad ne demiş? Hulusi rahat otur. Bizim mesleğimizde makam yok. Hulusi bizim mesleğimizde makam yok. Ustad ne diyor? Hizmetkarlığı makamata tercih ediyorum. İzafet izafete nispete girmeden kulluk izafete ve nispete girmeden kulluk vazifesini ifa ve icra etmek. Evet. Oku. Said tam toprak gibi mahfiyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risaletin nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Şimdi hakikaten bak bu cümlenin üzerine çok durmak lazım. Said oku. Said tam toprak gibi mahfiyet ve terk-i enaniyet. Tam toprak diyor bak tam toprak. Değil mi? Şimdi simgesel ve sembolik konuşursak toprağın özelliği ne? Bak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı dört unsur var. Su var, hava var, nur var, bir de toprak var. Üçü latif, nurani. Toprak ne? Kesif. Şimdi bakın, simgesel ve sembolik manada ifade edersek, toprak izzet gömleğini çıkartmış, zillet gömleğini giymiş. Toprak izzet gömleğini çıkartmış, zillet gömleğini giymiş. Biraz kesiyor. Kendini yerlere ses. Giden çıkıyor, giden çıkıyor. Gelen basıyor, giden basıyor. Değil mi? Gelen tükürüyor, giden tükürüyor. Bak zerre kadar toprakta şey yok. İzzet yok. Hani bir tabir var ya paspas gibi ya. Şimdi burada azim, bak rahmete, inayete, lütuf ve keramete medar azim bir sır var. Bak, toprak İzzet gömleğini çıkartıp değil mi? Fena ve ifna gömleğini giydiği için Cenab-ı Hakk'ın bütün bağları, bahçeleri, nimetleri, lütuf ve keremi, tezinat ve iltifat hep kimin bağrından çıkıyor? Bak, toprağın bağrından çıkıyor. Bu bir sünnetullah kanunu. Bu kanun Müslümanların manevi hayatında da aynen geçerli bir kanundur. Hele sen toprak ol. Tam kendini erit. Hele yerlere ser. İzzetten, itibardan, şöhretten, enaniyetten, gururdan tam tecerrüt et. Bak senden ne çıkıyor? İdrakta tuluat, kalpte sunuat, ilhamat, ihtarat, intak. Kur'an'ın envar, esrar ve hakikatlerinde derinleşme ve külliyet gibi pek çok manalara insan ne yapabilir? Masada olabilir. Şartı ne? Şartı toprakvari bir mahviyet.
Hazreti Ali'nin vasfı neydi? Ebu Turab. Toprağın babası. Hazreti Hasan'ın da meşhur bir cümlesi var. O da babasının yolunda gitmiyor. Hazreti Hasan'ın cümlesi, yürü yürü bir avuç toprak ol. Yürü yürü bir avuç toprak ol. Demek toprak mahviyeti. Toprak mahviyeti ne yapıyor? Terennüm ediyor. Toprak tam ifnayı terennüm ediyor. Demek toprak varı bir meşrebe, medar bir hayatı sergilersek inşallah pek çok varidata, füyüzata, envar ve esrara, maneviyata medar güzelliklere inşallah makes ve ayna oluruz Allah'ın an ve inayetiyle. Evet. Abi minel kadim, eskiden beri toprak hep böyle, bu evliyaullah arasında da hep böyle tevazu sembolü olarak kullanıla gelmiş. Evet. Mesela miskin Yunus, erenlere tekebbür olma toprak ol. Topraktan biter küllisi, gülistandır toprak bana diyor Yunus Emre. Böyle. Bir de mesela karnın yardım kazmayla belinden yüzün yırttım tırnağınan elinen beni karşıladı gonca gülünen benim sadık yarim kara topraktır diyor. Evet. Mesela şair. Toprak meselesi olunca. Şimdi evet. Toprak, evet kardeş, şimdi toprak hem tevazu ve mahviyeti ifade ettiği gibi toprak hakikat-ı uhuvveti de şerh ediyor. Bak, karnın yardım bana, uhuvvet gözüyle bak. Değil mi? Şimdi bir adam senin karnını yardı, yüzünü cırdı. Ne yaparsın? İnsan fıtratı infial bak. Demek hakikat-ı uhuvvete medar mazhariyetin de altyapısı toprak varı olmak. Bak, karnın yardım, kazma ile verilen, yüzün cırdım, tırnağına elinen. Yine karşıladın beni gonca gül ile. Bak, bu da aynı zamanda uhuvvete medar mazhariyet de bu. Şimdi şeytan niçin azdı? Değil mi? Niçin saptı? Çok cihetleri var. Birisi de bu. Evet, şeytan evet. Efendim yanlış kıyas yaptı. Yani rahmetten kovulmasının sebeplerinden birisi bu. Şeytan niye rahmetten kovuldu? Çünkü kıyası yanlıştı. Ya Rabbi sen Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten. Niye? Ateş topraktan daha kıymetli. Bak, halbuki ya, toprakla ateş kabili kıyas değil. Ateş yakar, ateş kavurur. Ateş kül eder, bitirir. Toprağa bak. Toprak berekettir, toprak rahmettir. Toprak nimete mazhariyettir. Toprakta hız var, hayat var, nimet var, kerem ve ihsan var. Yanlış kıyasa gitti. Cenab-ı Hak bizim hılkatımız topraktan. Değil mi? Yaratılışımız topraktan. O yaratılışa muvafık hareket edersek, değil mi? Yani enaniyetten, gurur ve kibirden tam tasavvuf edersek, o zaman ya işte bir sait derecesi nispetinde küçük bir sait olabilir mi? Olabilir her nur talebesi. Evet. Bir de tesiri sait. Kırma meselesi var abi. Tesirin kırılması ve bir nurun bulandırılması meselesi söz konusu burada. Onu evet. Da öyle nazara veriyor. Böyle şimdi bir bu, neticeyi hasıl ediyor. Şimdi bu cümleyi geriden başa doğru okursak ne ortaya çıkıyor? Demek bir nur talebesi toprakvari bir mahviyete medar bir hayat sergilemezse ala küllal derecesi nispetinde hizmete perde olur. Hizmetin kutsiyetine ilişir. Hizmette sıkıntı ve sancıların ortaya çıkmasına vesile ve sebep olabilir. Cümleyi geriden başa doğru çevirdiğimiz zaman, şimdi bir daha cümleyi bir daha okuyalım baştan. Said, tam toprak gibi mahfiyet ve evet. Terk-i enaniyet evet. Ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Bak, tevazu mutlak diyor değil mi? Yani cümlelere evet. Çok dikkat. Tevazu mutlak. Ya tevazu mutlak. Şimdi mutlak olunca yani izafet yok. Evet. İzafet yok. Mutlak. Kayıtlı değil evet. Kayıtlı değil ya. Bak, tam demek enaniyetten tam tecerrüt. Allah Allah. Gurur, kibir gibi sıfatları da silip tam mahviyet içerisinde toprakvari olursak o zaman ne olur? Oku. Ta ki Risaletün Nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Demek ki
Toprak varı bir meşrep olmazsa Risale-i Nur bulandırabilir. Tesirini de ne yapabilir? Kırabilir. Kırabilir. Sonra en zayıf bir damar insaniye olan şan-ı şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkenceler yaptılar. Hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Şimdi bu cümleyi bir daha okuyalım, bakın. Sonra en zayıf bir damar-ı insaniye olan şan-ı şeref ve rütbe. Bak, bunu da altını çizmek lazım. Bak, insan fıtratında en zayıf damar ne? Şan-ı şeref ve rütbe. Rütbe. Bak, en zayıf damar. Şimdi bu ben zaman zaman ifade ediyorum. Yani şeytan diyorum ya profesyoneldir. Bu zalimin 6000 senelik neyi var? Tecrübesi var. Bu öyle bak Hazreti Adem'i yemin billah kandırdı. Yeminle. Değil mi işte? Bak şu ağacı yiyin şöyle olsun diye. Şimdi şeytan profesyonel. Şimdi şeytanın destesi ne? Bak. Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Ben bunu zaman zaman ifade ediyorum. Şimdi benim elimde bir ip var. İp. Bak. Pamuk bir ip. Şimdi bunu gerdim. Şimdi bu sünnetullah kanununa göre bu ip nereden kopar? İnceldiği yerden. En zayıf noktası, en ince noktası neyse oradan kopar. Şimdi bu şeytanın stratejisidir, plan ve projesidir. İnsan fıtratının en zayıf noktalarına şeytan yüklenir. Yani bir kalayı düşün. Bir tarafı tamamen uçurum, dağ, öbür tarafı orman, çok sığ. Kapının, ana kapının girdiği yerde düz. Şimdi bu düşman bu kalayı almak istese nereden girer? Dağdan giremez, ormandan giremez. Bak düz yerden girer. Bu ne demektir? Sünnetullah kanununa göre şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bir insanın kuvveleri ve latifeleri içerisinde en zayıf nokta neyse şeytan oradan içeri girmeye çalışır. Yani bunu bir prensip ifade eder, prensip olarak ifade edersek şu karşımıza çıkıyor. Şimdi insanda kuvve-i şehviye var, kuvve-i gadabiye var, kuvve-i akliye var. Başka? Kuvve-i vahime var. Kuvve-i istikraliyet var. Kuvve-i vahime var. Var. Birçok kuvveler var. Üstad üç ana kuvveden bahsediyor. Şimdi buradan şöyle bir netice çıkıyor. Her insan kendi kuvve ve latifelerini iyi test etmesi. Kendini çok iyi murakabe etmesi gerek. Ne demek yani? Yani şu, senin bu kuvvelerin içerisinde en zayıf nokta neyse şeytan oradan içeri girer. Bu bir. İkincisi, senin kuvvelerin içinde en zayıf nokta neyse senin en dehşetli imtihanın da odur. Demek kuvvelerimizin zayıf olduğu noktaları bizim ömür boyu en ziyade imtihan olunacak cihet ve cephemizdir. Bunu da hiçbir zaman unutmamak gerektir. Evet. Kapat orayı. Sonra en zayıf bir damar insaniye olan şan-ı şeref ve rütbe noktasında bana çok elim bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkenceler yaptılar. Hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Elhamdülillah. Bu şark umumi vaizliği meselesi mi abi? Buradan? Çok ya. Üstadın hayatında yani üstadı hizmetini devre dışı bırakmak için çok usturuplu planlar, projeler. Bak, Süfyan Komitesi. Değil mi? Rivayetlerde var ki münafıkların başı. Üstadı öldürmek, zehirlemek, her türlü şeyi ne yaptılar? Yani bütün hayatı boyunca yapılan bütün bu şeylerin arkasında o süfyanet rejiminin şeyleri var, ihanetleri var. Hani bu zayıf damardan tutmak istediler diyor ya, mesela bu şan ve şeref damarı noktasında. Tabii. Yani o işte şeyden esaretten geldikten sonra Sunusi. Evet. Şeyh Sunusi'nin ne bedel Anadolu'da vaiz-i ummi manasında çok kuvvetli para vermişler, teklif etmişler değil mi?
İşte ama ustad onların hiçbirine... Sonra birinci mecliste çağrılması, görüşünden istedik. Evet, o gibi şeyler, evet. O zayıf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirler, evet. Damara dokunduracak işkenceler yaptılar. Hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Ve katiyen anladılar ki onların perestiş ettiği dünyanın şan şerefini bir riyakarlık ve zararlı bir hotfuruşluk biliyoruz. Ya işte ustadın onlara ustadın dünyası. Onların o ehli dünyanın teveccüh ettiği makam, rütbe, para, varlık, devlet ve şöhret bak. Onları ne biliyoruz diyor ustad. Bak. Bir riyakarlık ve zararlı bir hotfuruşluk biliyoruz. Biliyoruz, evet. Onların fevkalade ehemmiyet verdikleri hubbu cah ve şanu şerefi dünyeviyeye beş para ehemmiyet vermiyoruz. Belki onları bu cihetle divane biliyoruz. Yani üstadın bu cümlelerinde ne çıkıyor? Hakiki ve hakikattar nur talebesi olmanın da vasıflarını bu cümlelerin içerisinde aramak lazım. Evet. Elhamdülillah. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة